mücadeledir, böyle görülebilir. Herkes yerinde dimdik durmalı, Allah'ın karşısında el pençe. Türkiye, dünyanın gelmiş geçmiş en hain ve en kript örgütüyle karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz'da en acı şekilde bu şeytanla yüzleşti, 248 vatan evladını şehit verdi. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar geniş örgütlenmiş bir suç örgütü bulunmadığı için bilinen yöntemlerin yetersiz kalması ve çok sonra anlaşılır olmasının bir tarafı var. FETÖ, heretik dini söylem kullanan, sivil toplum alanında uzun yıllar örgütlenmiş, devletin içine sızmış, belli bir dönemden sonra uluslararası bir karakter arz etmiş, enformel bir istihbarat örgütü gibi işleyen bir terör örgütüdür. Yukarıdan aşağı